Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sanırım böyle bir saatte rahatlıkla örebileceğiniz, gençlerin bayılacağı bu kolay ressam beresinin yapımını paylaşacağım. Sonbahara başladığımız bu günlerde baharlık, hatta yazlık projelerime devam ediyorum ama kışlık ne yapabilirim diye bir taraftan araştırma yaparken bu şapkayı gördüm ve bir saatte de örünce hemen sizlerle de bir tane daha yapıp paylaşmak istedim. Hem hediyelik hem satış için oldukça kullanışlı. Bir yumak bile gitmiyor. O açıdan da ekonomik. İki yumak alırsanız bundan üç tane bile çıkartabilirsiniz. Hem büyükler hem de küçükler için çok kullanışlı. Bu beriyi bir an evvel başlayalım, yapalım. Göreceksiniz ne kadar keyifle örülmekte. İpim kalın sayılabilecek bir ip. Yünlü bir ip, kışlık bir ip. 4,5 numara tığla öreceğim. Eliniz sıkıysa 5 ile de örebilirsiniz. Böyle kalınlıktaki bir ipi. Aslında temel prensip benim düzgün daire yapımı videom vardır kanalımda. Onu supla yapımında, yani çanta yapımında birçok yerde kullanabiliyorduk. Ben aynı tekniği burada şapka yapımında da kullanacağım. Aslında bir de şablon oluşturdum. Belki ekran görüntüsü almak istersiniz. Ölçüleri de vereceğim santim olarak. Mantık hep trabzan. Trabzanları bakın. Arttıracağız, arttıracağız, arttıracağız. 108'e kadar çıkardıktan sonra hemen eksiltmeye başlayacağız ki şu kısım olsun. Sonra da kafa çevresi içinde 4 sıra sık iğne yapıp çerçevesini yapıp bitireceğiz. En son şu kısım zaten bence bu şapkaya havasını veren kısım. Bu basit kordonu yaparak dikeceğiz ve işlemimiz tamamlanacak. Aramıza yeni katılanlar varsa bu tip kolay projeler yaptığımı zaten bilirsiniz. Şimdi de yine kolayca ilerleyeceğiz. Şöyle örgüye yeni başlayanların da tercih edebileceği bir örnek bu arada. Şöyle bir sihirli halkamı yaptım. 1, 2, 3 zincir yaparak başlıyorum. Bu benim birinci trabzanım. Ve trabzanımı da sayarak, bunu da sayarak 1, 2, 12 tane trabzan yapacağız burada. Az önce gösterdiğim gibi ki bunu amigurumi tekniklerinde de uygularız. Dediğim gibi işte çantaydı, suplaydı o tip şeylerde de kavislenmeyen daire yapımında bu mantık kullanılabilir rahatça. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şöyle kapatıyoruz bakın güzelce. Başlangıç zincirinin tepesine şöyle kaydırma ile bağladım ve bir sonraki sırama 1, 2, 3 zinciri yaparak başlıyorum. Şimdi burada sizinle bir püf noktası paylaşmak istiyorum. İkinci sırada her birinin üzerine çift batarak 24 yapacağız. Yalnız şimdi daha buradan başlarsam çift yapmaya çift çift buraya geldiğimde şu arada minik bir böyle delik oluyor. Aralık kalıyor. Sizi rahatsız etmeyebilir ama ben bakın şurada hiçbir boşluk kalmadan dümdüz yapmak istediğim için bunun çiftini en sona bırakıyorum. Şöyle ki. Şimdi her birinin üzerine çift batmaktı. Şu anda bu trabzanın üzerindeyim. Teki burada bekliyor bu. Çifti dönüşte. Bundan sonra gelenle başlıyorum. 1 2. Bakın aynı noktaya. Böylece ikinci sıramda 12 olan trabzan sayım 24'e çıkacak. Aslında mantık şu. 12 ile başladım. Her sırada 12'şer 12'şer artarak ilerleyecek. Görüyorsunuz bakın her birine çift batıyorum. Her bir trabzanın üzerine. Önemli olan burada nasıl başladığımız ve bitirirken en son ne yaptığımız. Onu takip edersek hiç böyle delikli bir filan doku olmadan keyifle ilerleyeceğiz. İpimiz kalın olduğu için de zaten hemen büyümekte. Tabii iplerimiz farklı olabilir. O yüzden tepe kısmını ördüğümde santim olarak da ölçüsünü vereceğim. Hiç merak etmeyin. Çünkü bende 7 sırada olur, sizde 10 sırada olur. Yani o ipliğimizin kalınlığına göre değişecektir. Şöyle geliyorum bakın.
Buna da çift. Bu trabzanın üzerine de çift. Şimdi son şimdiye kadar 23 tane yaptım. Şurada tekti ya, işte boşluk kalmasın diye son şu bağlama noktasının üzerine bunun diğer eşiğini yapıyorum. Şu şekilde. Ve sonra zincirime bağladım. Böylece tam turumu döndürdüm. İkinci sıramda 24 tane trabzan oldu. Yine üçüncü sıramıza başlıyoruz. Neydi üçüncü sıramızda? Bir öreceğiz, bir arttıracağız. 36'ya çıkacak trabzan sayımız. Şimdi bu başladığım hep dönüp geldiğimde dibine çift olacak olan. Dolayısıyla ben bir örmeyle başlıyorum yani. Bir örüyorum. Tek başına. Yanındakine çift. Aynı noktaya bakın tekrar. Bir tek. Bir çift. 36'ya çıkacak trabzan sayım. Bir tek. Bir çift. Şimdi de üçüncü sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Yine bitiş kısmını göstereceğim. Yeni sıramıza başlayacağız. Sıramızın sonuna gelirken şimdi tekle bitireceğim bu son aşamayı. Bu çifti bunun dibinde yaparak tamamlayacağız. Yani aslında şöyle diyeyim, her sıranın sonu çiftle bitmekte. Ama ben aralık olmasın diye başlangıçta bir tanesini yapmıştım ya, onun ikinci çiftini bunun dibine. Bakın tek yaptım, çift tek. Şimdi çiftle bitirmem için şu bağlantı noktasına da battım. Yani 36.'yı şimdi yaptım ve zincirimin üstüne bağladım. Dördüncü sıramızda 2 tek 1 çift. Bu hep çiftin bir eşi ilk başladığı. Dolayısıyla yan yana gelen trabzanların üzerine bakın. Tek. Tek. Ve çift. Yani aynı noktaya tekrar. 2 tek 1 çift. 48'e çıkacak trabzan sayım. Yine. 1 2 sonrasında çift. Yani aynı noktaya 2 kez batıyorum bakın. 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift şeklinde ilerleyerek 48'e tamamlayacağım. 48. tam bitirme noktasında olacak. Bu şekilde 108'e kadar geleceğiz. Dördüncü sıramızın sonuna geliyoruz. Çiftimi yaptım. Şimdi bakın iki tane teklik yerim kaldı burada. İki tane teki yaptım. Şu ana kadar 47. Çiftimi yine bunun dibine batarak 48.'yi yapıp sıramı kapatıyorum. Şimdi 5. sıramıza başlayacağız. Mantık zannediyorum anlaşıldı. Aynı mantıkla dilediğimiz kadar büyütebiliriz bu arada. Dediğim gibi ipiniz ince ise daha büyütmeniz gerekecektir. Yine 3 zincirle başlıyorum. Bu sefer 5. sıramızda 3 tek 1 çift. Bu benim çiftimin eşiğiydi. Şimdi başlıyoruz. 1 2 3 Şimdi çift. Aslında şuradan da tayin edersiniz. Alttaki çiftin şunların bakın. Hep ikinci bacağının üzerine denk gelmekte. Burası da çift. 3 tek 1 2 3 Bakın yine bunun ikinci bacağının üzerindeyim ve bir çift. 48'di. Şimdi 12, 24, 36, 48'di bir önceki sırada. Buradaki trabzan sayımız 60 olacak. Yine sıra sonunda beraber bitirip bir üst sıraya başlayacağız. 5. sıramızda
3 tek bir çift şeklinde ilerliyoruz. Yine sıramızın sonuna geldiğimizde muhakkak sonda, şimdi 3 tek bir çift, 2 tek bir çift yapıyorduk ki o kadar tek kalmalı. Dolayısıyla yine 3 tane tekim kaldı. 1, 2, 3. Çünkü çifti bunun eşiydi. Bununla bitirmeliydi. Bu noktada trabzan sayım 60'a çıktı. Yine arttırmamız. Şimdi şu 3 zincirimi yaptık. Bu sefer 4 tek bir çift. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramızda 4 tek bir çift. Şimdi şu V'nin ikinci kanadını hedefliyoruz. Zaten hata yaptıysak o bize söyleyecektir daha önceki sırada. 1, 2, 3, 4. Bakın ikinci kısımdayız. Bunun üstüne çift. Aynı noktaya tekrar. 1, 2, 3, 4 ve yine çiftle devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldiğimizde muhakkak buradan şu 4'ü görmeliyim. 12, 24, 36, 48, 60. Bu sırada yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramızdaki trabzan sayımız 72 olmalı. 6. sıramızın sonundayız. 4 tane kaldı. Bunları tek gidiyoruz. Çünkü 4 tek bir çiftlik. 2, 3 ve 4. Son olarak dibine batarak çiftle bitirdik. Bunun eşi ve bağladık. Şimdi 7. sıramıza başlayacağız. 7. sıramızda da 5 tek bir çift. 1, 2, 3. Şimdi teklere başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın yine V'nin diğer kanadının üzerine geldiğim zaman zaten doğru yerdeyim. Buraya çift. Aynı noktaya 2 kez battım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine bakın V'ye ulaştım. Buraya çift. 5 tek bir çift yaptığımda bu sıradaki trabzan sayım 84'e çıkacak ve gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde dairemiz büyümeye devam etmekte. Sonda dediğim gibi arada kaç tek yapıyorsak o şekilde kalmalı. 5 tek kalmalı ki çifti burada tamamlamalıyım. Zaten 7 tek bir çifte kadar büyüteceğiz. Sonra başlayacağız şapkamızı küçültmeye. 7. sıranın sonu ve arada 5 tane tek kaldı. Onları da yapıp 8. sıramıza başlayabiliriz. Ebru liptiklerde de çok güzel olur bu arada. Ben böyle net anlaşılsın diye düz rengi tercih ettim. Son çiftin ucunu da yapıyorum ve tamamlıyorum. Bu kadar kalın ipiniz yoksa iplerinizi katlayarak kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar sayalım. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 tane trabzanı yaptık. 8. sıramıza başlayacağız. Bu sefer 6 tek bir çift. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın yine V'nin bu kanadındayım. Bunun üstüne çift. Aynı yere 2 kere. 6 tek bir çift yaptığımda trabzan sayım bu sırada 96'ya çıkacak.
1, 2, 3. Burada farkındaysanız gevşek gevşek örmeye çalışıyorum. 4, 5 ve 6. Eliniz çok sıkıysa tığ numaranızı büyüterek bunu dengeleyebilirsiniz. Ve yine çift yapacağız. Aynı noktaya bakın. Tekrar. 96'ya çıkacak. Trabzan sayım. Kavislendine bakmayın. Şöyle elimle düzelttiğimde gayet düzgün olmakta. 108'e kadar çıkacağız trabzanda. Bu tabii ki bu arada yetişkin için yapıyorum bireyi. Kendime göre yapıyorum. Sizler bu sayı ve ölçüleri mantığı anladıktan sonra büyütüp küçültebilirsiniz. Özellikle çocuklarda örneğin buraya kadar büyütmeniz bile yeterli olabilir. Ama sanıyorum anlatmak istediğim benim burada büyütme mantığını anlamış olmak. Şimdi yine sıramı bitiriyorum. Son arttırma sıramıza başlayacağız çünkü. 8. sıramızın da sonunda gördüğünüz gibi 6 tek kaldı. Bunları da yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Son olarak çiftin bir eşini daha yapıp kapatıyorum. Ve de son arttırma sırama başlayacağım. Yine 3 zincir. Bu aşamada yani 2, 4, 6, 8, 9. sıramda 7 örüp 1 arttıracağım. Başlıyorum. 1, tek örüyorum yani. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Zaten burası bana söylüyordu. Şimdi buraya çift batıyoruz. Yani aynı noktaya 2 kez. Bir kez daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi buraya çift batıyoruz. Aynı noktaya 2 kez ve son arttırma sıramızı bitirdiğimizde şapkamızın tepe kısmı da bitmiş olacak. Ufak bir ayrıntı. İlk başta gösterdiğim resimde minik bir hata yaptığımı fark ettim. Yani şurada 2 kere 7 yazacağıma 6 yazmışım. Şimdi tekrar ekran görüntüsü alabilirsiniz. Çok özür dilerim. Herhalde yazarken bir anda kafam daldı. Şimdi 7 arttırma. Biz buradayız. 108'e çıkacak trabzan sayımız. Sonra 3 sıra. Şu noktada bakın. 1, 2, 3 sıra eksiltmemiz var. Nasıl geldiysem aynı şekilde azaltarak döneceğim. Yani 7 örüp 1 keseceğim. Burayı da değiştirmem lazım tabii bu durumda. Az önceki hatada 2 kere yazdığımı zannetmişim. Sonra 6 örüp 1 eksilteceğim. 5 örüp 1 eksilttiğimde düşecek trabzan sayım kafa çevremi tutacak kadar 72'ye kadar. Şimdi yine sıramızı tamamlayalım. Artık kesme işlemini de göstereceğim. O zaten kendisi birdenbire içeriye doğru kıvrılacak. Evet, 9. sıramızı tamamladık. Artık 108 tane trabzana ulaştık. Yetişkin için olan bu yünümle benim ölçüm, bakın şöyle göstereyim, 27 santim olduğu beremizin üst kısmı. Ama bu sizin ipinize, elinize göre değişiklik gösterebilir. Belki de 9 sırada değil 10 sırada. Yani ben en son ne yaparak bitirdim? 7 arttırdım. 1, pardon, 7 ördüm 1 arttırdım. Eğer sizler devam edeceksiniz 8 örüp 1 arttırabilirsiniz. 9 örüp 1 arttırırsınız. Ya da çocuk için yapacaksanız daha alt sıralarda da kesmeniz mümkün. Şimdi bu noktadan sonra eksiltmeye başlayacağız. Püf noktamız şu. Ne ile bitirdiysek,
Yani 7 örüp 1 arttırmayla bitirdiysek dönerken de 7 örüp 1 eksiltmeyle başlayacağız. 8 örüp 1 arttırmayla bitirdiysek dönerken 8 örüp 1 eksiltmeyle başlayacağız. Bu önemli bir püf noktası. Şimdi başlarken de yine bir püf noktasıyla başlayalım. Ek yerinin burası olduğunu zaten hani onu kapatmıyoruz. Çok da şey değil yalnız. Zincirim de benim trabzan içine girdiği için sayısının bir bütünlük oluşturuyor. Ama eksiltmede bunu çok dahil etmeyi sevmiyorum. Çok da böyle orası delik yine belirgin olmasın diye. Bu noktada 7 örüp 1 eksilteceğim. Ama ben başlarken bu benim birinci trabzanım. İkinci trabzan, bakın, üçüncü trabzan. Dört de yapabilirsiniz, o önemli değil. Burada bir eksiltmemi yapacağım. Sonra 7 örüp 1 eksiltme ki geldiğimde bunun kalan 4 tanesi buradan bunu tamamlasın. Ek yerimiz buraya yapışmasın. Burada ekstra bir delik olmasın diye. 3 ördüm. Şimdi ikinci aşamada zaten daha net belli olacak. Bir tane eksiltiyorum. Eksiltmemiz de şu şekilde. Şimdi bakın, ikili trabzana başlıyorum. İlk ikisini aldım. Bekliyoruz. Yanındakine de battım. Yine ilk ikisini alıyorum. Hepsini kapatıyorum. Böylece burayı bir tane eksiltmiş oldum. Şimdi artık başlayabiliriz. 7 örüp 1 eksiltiyorum. 1 2 3 4 Bakın birer bir örüyorum. 5 6 ve 7. 7 tane ördüm. Şimdi yine eksiltiyorum. Ne yapıyorduk? İlk ikisi, yine ikisi ve hepsini kapatıyorum. Eksiltmiş oldum. Bir kez daha görelim. 7 tane tek. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi bir tane eksiltme yapıyoruz yine. Bu ikisini şöyle ilk ikisi yine ikisi eksiltiyorum. 7 tek bir eksiltme. Şu başta 3 tane yapmıştık. Döndüğümde göreceksiniz ki burası 7 tekle birbirine bağlanacak zaten. 108 olan trabzan sayısı eksileceği için yeniden 96'ya düşecek. Evet, eksiltmemizin ilk sırasında 7 ördük bir eksilttik ama başta 3 tane tek örmüştük. Görüyorsunuz burada 4 tane tekim kaldı. Yani bütünde 7'yi tamamlamış olacağız. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 Görüyorsunuz yine eksiltme. Bunu da şuraya tepe noktaya bağladım. Yani aslında hep mantık eksilttim 7 var, eksilttim 7 var şeklinde. Şimdiki eksiltmemizde 6 örüp 1 eksilteceğiz. 3 zincir yapıyorum. Yine bu benim birinci trabzanım ve ben yine başta 3 tane yaparak başlıyorum. Yani 1 2 3 Dolayısıyla şimdi 6 örüp bir eksilteceğiz ya, geri kalan üçlü buradan buna katılacak. 3 tane örüp eksiltiyorum yine. Neydi eksiltme? İlk ikisi. Yana da batıyoruz. İlk ikisi. Hepsini topladım. Şimdi artık 1 2 3 4 5 6 tane tek bir tane eksiltme. Yani bunu ve bunu birlikte örerek trabzan sayımı eksiltmiş oluyorum. Bir kez daha görelim. 1 2 3
4, 5 ve 6 ve eksiltiyorum. 3 sıra eksiltme yapacağım. Bu şapka böyle kafayı iyice saran kışlık bir şapka değil, daha dekoratif. Ressam beresinin nasıl durduğunu bilirsiniz yan olarak. O yüzden bir derinliği yok. Şöyle bir içeriye doğru girişi var ki şöyle durabilsin diye. Bunu ben 3 sıra yaptım. Zaten sonra sık iğne yaptığımızda iyice çerçevelenecek. Yine burada da 6 örüp 1 eksilterek trabzanlarımızı geliyoruz. Sonrasında zaten 1 sıra kalacak eksiltmemizde. Evet, kavislenmeyi görebilirsiniz. Sıramızın sonuna gelirken de 3 tane teki baştan yapmıştık. Şimdi neydi buradaki kuralımız? 6 ör bir eksiltti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ördüm, 1 eksilttim. Şimdi geri kalanları da yine tek örüyorum ki 1, 2 ve 3. Çünkü diğer 3'ü karşıda, buna eklediğimde arada 6 tane tekim oluşmuş oldu. Bu sıradaki trabzan sayım 84. Son kez eksiltme yapacağım. Dediğim gibi bizim yetişkin ölçülerimizden tabii ki bunlar. İçe kıvrım ölçüsünü de vereceğim santim olarak da. Şimdi bu aşamada 5 ör 1 eksilt. Ben yine başlarken 1, 2, 3 tanesini örüyorum. Demek ki buradan geldiğimde tamamlayacağım yer 2 tane olacak. Ve eksiltmemi yaparak başlıyorum. Eksiltmemiz için ikisini birlikte toplayıp örüyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi eksiltiyoruz. Bakın, ilk ikisi, ilk ikisi ve topluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ve yine ikisini toplayarak trabzan sayımı 72'ye düşüreceğim. Bu aşamada yine son kısmı birlikte yapacağız. Sonrasında ben, şimdi bu çok düz ve sade bir bere olduğu için sık iğne yaptım ve çok da güzel oldu. Ama dilerseniz diğer bere videolarımı da inceleyip bu son kısımda tığ işi lastikle de bitirebilirsiniz. Ama hiç gerek yok. Dediğim gibi bu dekoratif bir bere. O yüzden de bu sadeliğe, bu sık iğne de oldukça yakıştı. Şimdi dediğim gibi sıramızı bitirelim. Sık iğne sıralarımızdaki işlemi de göreceğiz. Eksiltmemizin son kısmına geldik. Gördüğünüz gibi 2 tane tekim kaldı. Diğer tarafta da birleşince aradaki 5 teki korumuş oluyorum. 1, 2, şimdi şöyle sayacağız zaten. Birleştirelim. Bakın. Eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5. Eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5. Eksilttim. Bu benim için yeterli bir ölçü oldu. Şöyle elimizde de formunu düzeltelim. Hem bitmiş halin ölçüsünü vereceğim ama şuradan dediğim gibi iplerimiz farklı olabilir. Yaklaşık bakın 5-6 santim kadar içeriye doğru kıvrılmış olacak. Trabzan sayımız 72'ye düşmüştü en son. Buradaki sık iğnelerimiz hep 72. Artık herhangi bir eksiltme yapmıyorum. Ve ben kendi ipimle, kendi ölçümde 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Son olarak böyle güzel bitsin diye de kaydırma tekniğini uyguladım. Nasıl başlıyoruz sık iğneye? Bir zincir yapıyorum. Ve direkt bu bağladığım noktanın tepesine bir sık iğne yaparak başlıyorum ki bu benim bağlama noktam. Sonrasında şöyle bak. Birer birer her birinin üzerine sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Kafam karışır derseniz sayarak da ilerleyebilirsiniz. Yani 72'yi koruyor olacağım burada. Sıranın sonunda hem bağlamayı hem de bir sonraki sıraya
başlamayı göstereceğim ve bunu 4 sıra ördüm ben. Sizler şöyle ölçüsünü de vereyim aslında buradan. Bitmiş haldeki ölçüyü. Şimdi bakın, kıvrıldıktan sonraki kısım ve sık iğne ile beraber 7 santim, yani tabi esneme payı da var, 7-7,5 santim kadar olacak içeriye doğru. Ama şimdi ilk sıramızı bir tamamlayalım sık iğnemizin. 72. sık iğnemi de yaptım ve ilk başladığım sık iğnenin tepesine bağladım ve bir zincir yaparak, bir üst sıraya gidişimiz yine çok kolay gördüğünüz gibi, bir zincir yaparak bağladığım noktaya bir sık iğne yapıyorum. Bu bir. Ve sonrasında yine herhangi bir arttırma, eksiltme yapmaksızın 72 tane sık iğnemi koruyorum. Ve yine dönüp gelip bir üst sıraya çıkarak, burada da gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 sıra örüyoruz. Ben de şimdi 4 sıra örüp hazırlayacağım. Bu arada arkası böyle büyükçe bir iğne, yün iğnesi de olur, yanınıza alırsanız hem bunun bitirme aşamasını hem de bu şapkaya bu güzelliği veren şu kordonu yapacağız birlikte. Evet, 4 sıra sık iğnemi ördüm. Sizler lütfen kafanıza geçirerek bir sıra daha örüp örmeyeceğinizi kontrol edebilirsiniz bu noktada. Birleştireceğim. Ve bir sırada kaydırma tekniğiyle kenardaki bu sanki kordon geçirilmiş gibi güzel dokuyu oluşturacağım. O da hiç zincir yapmadan, bakın, hemen yan tarafta, yan taraftaki sık iğneye batarak şöyle alıyorum. Bu aynı zamanda çok esnemesini de engelleyecek. Çok sıkmamaya çalışın. Çok da tabii gevşek de bırakmamak lazım. Şöyle görüyorsunuz, güzel bir doku oluşturacak burada. Şu şekilde. Çepeçevre döneceğiz ve beremizi tamamlamış olacağız. Dediğim gibi bir iğne yardımıyla temiz bir bitiş yapacağız. Aynı zamanda tepesindeki o çıkıntılı kısmı da yine dikerek, dikerek demeyeyim de iğne ile sabitleyerek tamamlayacağız bu kısmı da. İğnenin oldukça azip gitmekte, yani bir yumaktan dediğim gibi bir tane rahat rahat çıkıyor. İki yumak alırsanız da 3 tane bere bile rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Evet, şöyle görüyorsunuz, şurayı da kalınlaştırdı. Önden de görüntüsü bu şekilde. Yine dediğim hep yaptığımız gibi başladığımız yere kadar gelelim ve şurada dikim kısmını da göstereyim. Evet, çepeçevre dolaştım. Şöyle birazcık ipliğimden mesafe bırakarak kopardım ve çektim. Herhangi bir bağlantı henüz yapmadım. İğne ile yapacağım. Takip edenler zaten muhakkak bu bitişi bende görmüşlerdir. Motiflerde çok kullanırım. Şöyle aldık. İlk yaptığımız kaydırmanın üzerinden geçirdim. Bunun içinden çıkmıştı. Buradan da aşağıya doğru geçiriyorum. Bakın, saç örgüsü bütünlüğü gerçekleşti. Hiç ek yeri belli bile olmaz. Sonrasında da ipliğimi içeriye doğru alıp güzelce saklıyorum. Şöyle. Gelelim tepesindeki kısma. Yani şunun olduğu yere. Bunun uzunluğu tamamen size bağlı. Ne kadar uzun ya da kısa yapmak isterseniz ona göre zincir sayısını değiştirebilirsiniz. Çok kolay. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir yaptım ben. Çok sıkmadım, farkındaysanız, gevşek gevşek. Şimdi aşağıya doğru ineceğim. Püf noktası şu. Arkaya doğru çevirdiğimde burada diş diş bir görüntü görürsünüz. Zincirimizin şurası saç örgüsü gibi olan kısım. Arka kısmında bu diş diş olan yere batacağım. Şuraya. Ve yine kaydırma olarak şöyle çekeceğim. Buraya batacağım. Çekeceğim. Arka kısmı yakaladım. Çekiyorum. Bakın şöyle.
Ama şöyle bir hata yaptım. Ucundan içeriye ipliği saklayabilmem için biraz daha mesafe bıraksam iyi olurdu. O yüzden tekrar başlayalım. Kusura bakmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Döndüm. Şimdi şu arka diş kısmını yakalıyorum. Şöyle kaydırma. Arka diş kısmını yakalıyorum. Bu uzunluğa dediğim gibi siz kendinize istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz, karar verebilirsiniz. Şöyle. Çok sıkmıyorum her aşamada. Olabildiğince gevşek gevşek yapıyorum. İpin biraz böyle şeylerine, tellerine ayrılıyor. Şöyle. Sonuncu zincire kadar aynı işlemi yapıyorum. Şöyle bir güzel kordon oldu, temiz bir kordon oldu. Bunu da geçirdim. Bak, bu ölçüde çıktı. Ve yine ipliğimden birazcık kopararak şöyle iki tane ucumu oluyor, sıkıştırdım. Bunu tepe noktasına bağlayacağım. İğnemi yine aldım. Tam tepeden, tam deliğin içine yapmıyorum. Birazcık tel tutuyorum sağlam olsun diye. Alta geçirdim. Aynı şeyi diğer uç için de yapacağım. Şöyle karşısına doğru aldım. Yine buradan da batırdım. İç kısımda başladığım ipi vardı. Şimdi aldığım yerler var. Şöyle güzelce şurayı sıkıştıracağız. İçeriye doğru. İğne yardımıyla da yok edebilirsiniz ama ben en sağlam düğümleyerek çözüm buldum. Hiç esnemiyor o zaman. Şöyle güzelce üçünü birlikte düğümlüyorum. Dilerseniz parçaların uçlarını iğne yardımıyla saklayabilirsiniz. Ya da ben şöyle kenardan kesiyorum. Çünkü zaten iç kısımda kalacak. Bakın tepe kısmı da tamamlandı. Beremizin şöyle iç kısmı, böyle de tepesi oldu. Bir oturuşta hemen örebileceğiniz, evdeki kalan iplerinizi katlayarak kalın hale getirip değerlendirebileceğiniz, pardon, değerlendirebileceğiniz bir proje oldu. Ben çok sevdim. Bu sene bol bol bundan hediyelik yapacağım belli ki. Sonbaharda ve kışta. Sizler de hem satış için, satış yapan hanımlar varsa aramızda, hem satış için hem de hediyelik için oldukça keyifli, kolay bu projeyi lütfen değerlendirin derim. İpimden ne kadar kaldı derseniz, bakın bir yumağımdan bu kadarı daha durmakta. İpim de buradan marka veremiyorum ama yünlü bir ipti. Metresini söyleyemenizden 170 metrelik bir ipti. Düşünün bu kadar kaldı. Çok da az ip gitmekte. Dilerseniz farklı sık iğne de yapabilirsiniz. Aynı şekilde arttırarak ama bu da gayet güzel oldu. Diliyorum sizler de beğenmişsinizdir, yapmaya değer bulursunuz. Ufak ufak sonbahar kış projelerine hazırlıklar yapmaya başladım ben. Ama elimde sizinle paylaşacağım daha güzel çanta ve yazlık bir bluz modelimde hazırlanmakta. Videoları yetiştirmeye çalışıyorum, çekmeye çalışıyorum. Her ayrıntıyı vermeye çalıştığım için biraz zaman oluyor, kusura bakmayın. Instagram'da yine Atölye Hobim bu arada. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma da hala abone değilseniz lütfen ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Paylaşımlarımdan hemen haberdar olmak isterseniz de zil butonuna lütfen tıklayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.